Ya içimden bir sanki verecek gibi bir şey hissetmeye başladım ama genelde yanıltıyor bu his beni. İptal et, üçüncü de tıklayalım. Hadi be beşinci hesap. Çok kuvvetli hissetmiştim ama vermedi Konami. Merhaba arkadaşlar, Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu epik paketten 15 farklı hesaptan her gün açılım gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. 4 gündür 15 hesaba sırayla giriyoruz. Hem de aynı sırayla arkadaşlar açılımlar yaptık. Toplamda 60 tane ücretsiz bedava açma hakkı. Sadece 4 tane epik geldi. 15 hesaba baktığımızda 4 günde sadece 4 tanesi birer tane epik futbolcu çıkardı. 11 tane hesap ise hala epik futbolcu çıkaramadı. Dün hiç epik futbolcu çıkaramadık arkadaşlar. Ben 11 tane hesap dün çıkarır, hatta 3 tahmininde bulunmuştum. 3 tane epik gelir dedim, 0 çektik. O yüzden bugün bence gelir. Yani bayağı bir epik gelmesi lazım. Dün epik yağmuru bekledik, olmadı. Ben bugün yine epik yağmuru olabileceğini düşünüyorum. Hatta dünkü videomuzda da demiştim ya arkadaşlar, dün 3 tahmininde bulunmuştum. Bugün de yine 3 tahmininde bulunacağım. Bizim bir serimiz vardı, 2 soru 2 tahmin serisi. Paket açılımına geçmeden önce ben 2 soru sorardım. Sizden 2 tane tahminde bulunmanızı isterdim. Fakat şimdilik 1 soru soruyorum. Sizden de 1 tane tahminde bulunmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Şimdi bizim bu hesaplarda 5. açılımımız. Her hesapta da epik çıkan var, çıkmayan var. Hepsini de göstermeye çalışırım arkadaşlar olabildiğince. Özellikle de epikler bizler için önemli. Hangi hesaba hangi epik futbolcu gelmiş. Şimdi bu hesaplardan 15 tane hesaptan açılım gerçekleştireceğiz. 11 taneye hiç epik futbolcu gelmedi. Sizce bugün kaç tane epik futbolcu çıkarırız? Dün 0 çektik. Ondan önceki günler 1 geldi oldu. Bir gün 2 geldi. Bir gün 1, bir gün 2 gün 1, 1 geldi. Bir günde 2 tane gelmişti. Dünkü 0'dan sonra bugün şov yapmamız lazım. Epik yağmuru bence bugün olacak. Dün yağmur yağmadı ama bence bugün yağacak. Ben 3 tahmininde bulundum. Dün demiştim arkadaşlar. Artık 3-3 devam edeceğim gelmedikçe. Siz de eğer tahminde bulunduysanız ilk açılımı gerçekleştirelim. Tek atarak başlar mıyız? Ben 3 dedim. Bu sefer tutacak mı tahminimiz? Yukarıdan söyledim ama. Yine iddialı bir tahmin oldu. Şu birinci hesabımızla başlasak bir gün epiye. Güzel olurdu. Epikle başladığımız zaman daha keyifli, daha mutlu olurduk. Fake de atmadı Konami. Olsun, daha geride 14 tane hesabımız var. Özellikle de epik çıkan hesaplar şanslı hesaplar. Belki onlardan da bir atak gelebilir. İkinci hesabımızdayız ve ikinci hesabımız daha önce epik futbolcu çıkarmıştı. Stoichkov. Umarız bugün bir epik daha çıkarır. Bu hesabın o zaman 5. günde 2. epiği olacak. Hiç epik çıkaramadıklarımız da var. Bir ton hesapta ama. Hadi be, 2. hesap. Getir bize bir epik. İptal et. 6. da tıklayalım arkadaşlar. 4, 5, 6. 2. hesap. Çıkaramadı epik. 5 günde sadece bir epiği var. Aslında iyi, kötü değil. Hiç çıkaramadı. Ben kendi hesabımda bile çıkaramadım arkadaşlar. Bir tane bile günlerdir çıkaramadım. Üçüncü hesabımızdayız ve üçüncü hesabımız şu güne kadar hiç epik futbolcu çıkaramadı. En yüksek çıkardığı isim Partey. Diğerleri aşağıdan isimler. Bakalım bu hesabımız 5. gününde ilk epini çıkarabilecek mi? Çıkarmasını da bekliyoruz. Ben bir de 3 tahmininde bulundum. Ücretsize tıkladık. Yine olmadı. Bugün 3'te 0'la devam ediyoruz. Bu hesapta hala epik futbolcusunu çıkaramadı. Çıkaramayanlar bari yarın çıkarsa arkadaşlar. Yani yarın 6. açılımlar olacak. Geldik 4. hesabımıza. 4. hesabımızda bugüne kadar hiç epik futbolcu çıkaramadı. Bir Joelinton'u çıkarmışız. Van der Vaart'a doğru yaklaştık ama umarız bugün ilk epiğini çıkarır. Delil sona bir tıklasak. Bir de Roberto Carlos'a tıklayalım. 2 epiğe tıkladık. Ücretsiz iptal et. 2. de bastık. Bugün de iyi başlamadık. 4'te 0. Ama hiç belli olmaz. Üst üste de gelebilir. 2 tane epik çıkardığımız gün galiba böyle kısa sürede gelmişti. İşte 9. hesap, 11. hesap gibi. Hatta fake atmıştı. İlk başta gelmiyormuş gibi göründü. Sonradan epiğe dönmüştü. Ben de o sırada gelmedi diye böyle konuşuyordum. Bir baktık epik çıkmıştı. 5. hesaba geldik. Bu açılımdan sonra yolun 3'te 1'ini tamamlamış oluyoruz. Geriye 10 tane hesabımız kalacak. Joelinton gelmiş bu hesabımızda da. Partey gelmiş ve diğerleri düşük seviyeli futbolcular. Buradan bir Roberto Carlos'a tıkladık. Van der Vaart'a tıkladık. Geri dedik. Ya içimden bir sanki verecek gibi bir şey hissetmeye başladım ama genelde yanıltıyor bu his beni. İptal et. Üçüncü de tıklayalım. Hadi be beşinci hesap. Çok kuvvetli hissetmiştim ama vermedi Konami. Bu hesapta sıfır... Verdi, verdi. Sonradan verdi arkadaşlar. Bu hesapta 0 çekti diyecektim. Ama ben gerçekten bu sefer çok hissettim. Böyle gelecekmiş gibi çok kuvvetli bir his vardı içimde.
Verdim. En azından sıfır çekmedik bugün. Geriye 10 tane hesap var. Benim tahminim çıkabilir arkadaşlar. Ben bugün yağmur bekliyorum. İlk epiği çıkardık. Yolun üçte birinde birinci epiğimiz geldi. Geride daha çok fazla hesabımız var. Umarız bir de kalmayız. Devam ederiz. Tabii bir tahmini de bulunan arkadaşlarım şimdilik doğru tahmin ettiler. Altıncı hesabımızdayız ve az önce epiğin gelmesi muhteşem oldu arkadaşlar. Üzerimdeki o baskıyı da aldı. Stresi falan attım diyebilirim. Şimdi rahatladım. Mutlu bir şekilde devam edeceğiz. Bundan sonra da epikler bekliyoruz. Bu hesabımızda hiç epik futbolcu çıkaramadı. En yüksek çıkardığı Jose Sa Kaleci 78'lik. Neden olmasın? Bugün ilk epini belki de çıkarabilir. Üst üste iki farklı hesapta epik görebileceğiz mi? İkinci de bastık. Hadi bir altıncı hesap. Olmadı. Yok, bu sefer vermeyecek galiba konumu. Fake de atmadı. Sol bek. Üst üste epik çıkaramadık. Ama hala çok fazla hesabımız var. 9 tane hesap. 7. hesaptayız. Bugüne kadar hiç epik çıkaramayan hesaplarımızdan birisi. Belki bugün siftah yapabilir ve şu ana kadar yüksek seviye hiçbir isim çıkaramamış. Şuraya bakın arkadaşlar. En kötüsü galiba bu. Şuraya kadar Choupo-Moting'i bile çıkaramamış. 75 ve aşağısı. Ya bu hesabın epik çıkaracağını da hiç düşünmüyorum ama. O kadar şanssız hesap ki. Rafadan yumurta gibi 76'lık bile çıkaramamış. Şöyle birazcık fazla tıklayalım. Şanssızlığı bugün kırılır mı? Galiba 5. de tıklamış olacağız. Bugünün ikinci epi gelir mi? Bu hesap çok şanssız. Konemi fake de atmadı. 76'yı hala çıkaramadı. 75 seviyesine takılmış. 75 ve aşağısı geliyor. Herhalde hesaplarımız içerisinde en kötüsü bu olabilir. 8. hesabımıza geldik ve bu açılımdan sonra yolun yarısını geçmiş olacağız. Şurada bir epik gelse muhteşem olur. En yüksek seviyeli Zieliński gelmiş. Az önceki hesaptan sonra mesela 77'lik biri daha gelmiş. 77'lik bir başka biri daha. Herhalde az önceki dediğim gibi arkadaşlar en kötü açılımlar yapan hesap olabilir. Bu hesap ilk epik futbolcusunu çıkarabilecek mi? Toplamda şu ana kadar bir epiğimiz var. Şimdi ikinci epik gelse çok iyi bir zamanlama olur. 8. hesabımız epik çıkaramadı. Konami fake de atmayacak galiba. Yok, atmıyor arkadaşlar. 75'lik defansif ortası. 9. hesabımızdayız ve bu hesabımız daha önce epik çıkarmıştı. Roberto Carlos'u ve Gimenez'i çıkarmış. Yüksek seviyeli standart kart. Aslında açılımlar iyi. 77'lik isimler. Şimdi bugün 5. gün. İkinci epiğini çıkarabilir mi? Bir de buradan Roberto Carlos'a tıklayalım. Sırayla aslında bütün epiklere bir tıklayalım arkadaşlar. Taktiğimiz bu olsun. İşe yarayacak mı? Şanslı bir hesapsa epik çıkarır. 5. günde ikinci epik gerçekten güzel olur. Bizim epiğe ihtiyacımız var. Ben bir de 3 tahmininde bulundum. Epik yağmuru bekliyorum dedim. Hadi Konemi. Bu hesap ikinci epiğini çıkaramadı. Geriye 6 tane hesap kaldı. Yine bayağı bir hesap aslında. Üst üste epikler de gelebilir. Hiç gelmeyebilir. Öyle bir ihtimal de var. Konemi fake de atmadı. Choupo-Moting. 10. hesabımız bu açılımdan sonra yolun 3'te 2'sini tamamlamış olacağız. Yani yolun çoğu geçti. Gelirse güzel bir zamanlama olur. Benim tahminimi tutması için. Bastık gitti. Vermedi Konemi. Bu hesapta bir epikte kaldı. İkinci, hiçbir hesabımız ikinci epini çıkaramadı bu arada. Konemi fake de atmadı. 77'lik sol bek girer mi? 11. hesabımızdayız ve 11. hesabımızda bugüne kadar hiç epik futbolcu çıkaramadı. Ki yukarıdan da çıkaramamış. Aa, o en kötü hesabımız var ya, aynı onun gibi. 76'lık bile futbolcu çıkaramamış. 75 ve aşağısı. O şanssız hesap gibi ikinci bir hesabımız. Belki bugün epiğini çıkarır. Zor ama neden olmasın. Üçüncü de tıkladık. Artık vermesi lazım Konami'nin. Şatapatlar patladı ama epik gelişi olmadı. Daha da kötüsünü verdi. Yani dedi 76'lık vermedi, 74'e düştü. 12. hesabımızdayız fakat bu hesabımız şanslı hesaplardan bir tanesi. Daha önce bir tane epik futbolcu çıkarmıştı. Çıkarması iyi mi kötü mü bilemedim. Şimdi çıkaran hesaplar da ikinciyi çıkaramıyor arkadaşlar. Çıkaramayanların da çoğu daha ilk epini de çıkaramadı. Umarız çok şanslı bir hesaptır. İkinci epini çıkarır. Yine de yüksek seviyeli standart kartlar çıkarmış. Bugünün 12. ücretsizi. Geriye 3 tane ücretsizimiz daha kalıyor bundan sonra. Benim tahminimin doğru çıkması için en azından şurada bir epik gelmesi gerek.
Yoksa 3 tane gelmesi çok zor. Üst üste çok zor çıkarırız gibi. Malinovski 77'lik ofansif orta saha. Sona doğru da yaklaşıyoruz. 13. hesabımızdayız. Hiç epik çıkaramadı. Yani bugün belki de ilk epiğini çıkarabilir. En yüksek Walker gelmiş 79 seviyeli. Şuradan bir Stoichkov'a tıklayalım. Taktiğimiz bu olsun. Biraz duralım üstünde. Çıktık. Bir daha Stoichkov'a tıkladık. Yetmez dedik. Bir daha tıkladık. 3 defa Stoichkov'a tıkladık. Geri diyelim. Umarız bu taktik işe yarar. Üçüncü de tıkladık. 13. hesabımızda epik çıkaramadı. Ne şanssız bir hesap. Günlerdir epik çıkaramıyor. Taktik ters tepti adeta. Daha da aşağıdan verdi. 14. hesabımızdayız ve bu zamana kadar epik çıkaramayan hesaplarımızdan bir tanesi. Üst üste 2 hesabımızdan da epik gelirse benim tahminim doğru çıkmış olacak. Çok ama çok zor bir durum. Yani imkansız gibi bir şey ama olabilir mi de az da olsa bir şansımız var. Kesinlikle bu hesaptan epik çıkarmalıyız. Şu an 1 diyen arkadaşlarım doğru tahmin etti. 2 diyen arkadaşlarımız da ben gibi epik bekliyor. Ben 3 dedim, 2 tane epik bekliyorum. Buradan epik gelmedi an benim tahminim yanmış olacak. Epik gelirse sona kalırım. Olmadı. Benim tahmin tutmadı arkadaşlar. 2 diyen arkadaşlarımız için şimdi son açılım çok önemli. 1 diyen arkadaşlarımız için de önemli. Çünkü 1 diyen arkadaşlarımız şimdilik doğru ama olur da sonuna gelirse o zaman tutturamamış olacaklar. Ve son hesabımıza geldik. 15. hesabımız. Bu hesapta daha önce epik çıkaramayan hesaplardan bir tanesi. En yüksek 77'lik isim çıkarmış standart kartlar içerisinde. Çupamudinki çıkaran hesaplarımızdan birisi. Bakalım bu hesabımız epik çıkarabilecek mi? Biraz fazla basalım arkadaşlar ücretsize. 6. tıklıyorum. 2 gün önce 6. tıkladığımızda gelmişti. Yine aynı şeyi denedik. Hadi be, olmadı. Yaklaştık ama. İçerisi beyaz yanıyor. Üstü rengarenk. Standart kart gelecek. Konami fake dağıtmadı. En azından sıfır çekmedik arkadaşlar. Ben bugün epik yağmuru bekliyordum. Dün de gelmedi ya, 11 tane de çıkaraman hesabımız var. Dedim ki bugün çok fazla hesap epik çıkarmalı. Neredeyse sıfır çekecektik. Yağmur bekliyorduk ama en azından ya çiseledi arkadaşlar. Az biraz yağmur yağdı. Bir tane de epik olsa bir hesabımıza çıkardık. Şu ana kadar 15 farklı hesaba baktığımızda 75 tane açılım yapar toplamda. 5 gün boyunca açılımlar gerçekleştirdik. 10 tane hesap hala ilk epiğini çıkaramadı. Yarın o 10 tane hesabın birçoğunun atak yapması lazım. Fakat epik çıkarmak da kolay değil. Konami bazı hesaplara kısa sürede birden fazla epik verirken bazı hesaplara hala epik vermedi. Mesela ben ana hesabımda hala çıkaramadım. Yorumlarda bazı arkadaşlarımız kaç gündür açmasına rağmen epik çıkaramadığını da yazmıştı. Ki şu an 10 tane hesabımız da daha bir tane olsun epik çıkaramadı. Umarız yarın epik yağmuru olur, bizleri bekler. Ben yarın yine 3 tahmininde bulunacağım arkadaşlar. Epik çıkan hesaplarımızdan da bir atak bekliyoruz. Yani ikinciyi de çıkarsınlar. Hiç çıkaramayanlardan da umarız birçoğu yarın epik çıkarır. Sizler de hesaplarınızdaki son durumu bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere günler diliyorum. Tahmininizi de bizlerle paylaşabilirsiniz. Tutturabildiniz mi arkadaşlar? Kaç demiştiniz? Yorum yazarak hepimize paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.